Evet dostlar, herkese selamlar. Bugün yine birlikte bir rehber videosu çekiyor olacağız. Bugünkü rehber konumuz ETS 2'de dünya haritası nasıl renkli hale getirilir? Biliyorsunuz oyunun e, dünya haritası renkli değil. Siyah sarı zemin üzerinde ülkelerin geçişleri çok fazla belli olmuyor. Bunu renkli renkli çok güzel hale getireceğiz. Çok basit bir yöntemi var. Steam'e girdik. Euro Truck Simulator 2 sayfasına girdik kütüphanemizden. Burada atölyeye girdik. Hemen arama yerine Color Map yazıyoruz. Şimdi Enter diyelim. Evet bakın aşağıda şurada mouse'umla gösterdiğim Colored Map 149 All DLC Map Optional Mode diyor. Buna tıklıyoruz. Bakın zaten burada resimlerinde koymuş. Çok güzel gözüküyor baksanıza. Tüm ülkeler böylece renkli renkli ayrılmış oluyor. Ben bu halini gerçekten çok seviyorum. Size de tavsiye ediyorum. Arkadaşlar, Steam atölyeden daha önce hiç mod yüklemediyseniz şurada bir abone ol butonu olacak. Siz de burada abone ol diyerek buradaki tüm modlara abone olabilirsiniz. Yani sadece bu mod için değil buradaki tüm modlara abone ol dediğinizde hiçbir ücreti yoktur bunların. Abone olursunuz ve oyuna girdiğinizde bu modlar yüklenmeye başlar. Dışarıdan mod yüklemek yerine buradan mod yüklemek çok kolaydır. Ve buradaki mod yapımcıları modları da kendileri güncellediği için tekrar dışarıdan indir mod klasörünü at gibi derdiniz olmaz. Bunlar arka planda durmadan güncellenir. Evet şimdi konuya tekrar geri dönecek olursak. Burada sağda şu an ben aboneyim ama sizde abone ol yazacak. Abone ol diyeceksiniz. Tıklayacaksınız. Daha sonra bunu kapatırsınız arkadaşlar. Ve oyuna girersiniz. Oyuna girdikten sonra her zamanki gibi mod yönetisine gireceksiniz. Burada modu bulmanız gerekecek. Ben de birçok mod olduğu için ve daha önce indirdiğim için aşağılarda ama sizde şurada solda en yukarıda olabilir. Büyük ihtimal öyle olur. Eğer olmaz ise yine aynı şekil buraya kalır mod yazın. Map yazın. Bakın çıktı zaten. Hemen çift tıklayalım. Evet sağ tarafa getirdik. Değişiklikleri onayla diyelim. Oyuna devam et diyelim. Şimdi oyun açılsın arkadaşlar. Bekleyelim. İlginç biraz uzun sürdü. Beni de şaşırttı şu an. Çok uzun sürdü. Heh, evet. Bakın. Zaten oyunda değişiklik tespit edildi dedi ve nereye gideceğimizi seçiyor. Hem de aynı zamanda renkli haritayı da bize zaten hemen göstermiş oldu. Çok da güzel oldu. Ben direkt haritaya tıklayıp size gösterecektim ama böyle göstermesi de güzel oldu. Baksanıza. Yani bu hali eskisine göre çok daha iyi değil mi? Yine sürdüğünüz yerler sarı zaten. Onda bir değişiklik yok. Sadece arka planda ülkelerde küçük küçük renkler var. Tabi bu Colored Map modları çok fazla yapımcı yapıyor. Farklıları da var. Buradaki yolların da renginin değiştiği modlar da var. Ama şu an benim gösterdiğim 1.49 yazdığı için en stabil bunun olacağını düşündüğüm için ben de şu an bunu kullanıyorum. Tabii ki Steam Atölye'de sizler diğerlerini de kullanabilirsiniz. Onu tamamen size bırakıyorum arkadaşlar. Mesela ben şu an e, şuraya Hamburg'a gideyim. Şurada tekrardan e, bakalım. Benim yine her zaman gibi direksiyonumu soruyor. Onu bir takalım. Evet, dünya haritasına tıklayalım yine aynı pencere. Bakın. Hatta şu an çok daha güzel gözüküyor. Deminki en Bence bir deneyin derim. Bir deneyin derim. Özellikle şu Orta Avrupa'dayken e, neresi Almanya, işte neresi Brüksel, neresi Fransa? Yani bayağı kafa karıştırıyor. Böyle olduğunda baksanıza hemen nerede olduğunuzu çok daha iyi anlayacaksınız. Tabii sizler de diğer oradaki Colored map modlarını deneyip hani G dönüşte bulunursanız ben de onları denerim. Bu şekilde G dönüşte yapabilirsiniz. Ben modun linkini açıklamaya yine koyarım. Tıklayarak da gidebilirsiniz ya da benim videoda gösterdiğim gibi color map yazarak da bu moda ulaşabilirsiniz. Evet dostlar bugünkü videomuz çok kısa zannediyorum 5 dakika ya oldu ya olmadı. Sadece bunu göstermek istedim. Faydalı olacağını düşünüyorum. Başka bir rehber videosuna tekrar görüşene kadar hoşçakalın.